gitmişler diyorlar ki eczanelerde, lan hiç mi eczaneye gidip bakmadın? Ürün orada satılıyor mu, satılmıyor mu? A bak dur. Göstereceğim ya. Nerede o? Olay bu. Merhabalar. Çok yakın arkadaşımın tavsiyesini ben de size tavsiye etmek istiyorum. Kameranın karşısına geçtiler. İnsanların korkusunu fırsata çevirmeye... Şu listede gördüğüm... Bak. Şu listede gördüğüm... Herkesten beklerdim. Bir arkadaşımın tavsiyesi diyor. Evet, bir de öyle diyor. Herkesten beklerdim. Seda Sayan'dan beklemezdim. Ciddi söylüyorum. Bunu gerçekten işten söylüyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü Seda Sayan normalde birkaç, hatta istatistik kurumunun yaptığı araştırmalarla Türkiye'nin en güvenilir insanlarından birisi seçilmiş olan bir insan. Bak, geri kalanına ben zaten güvenmiyorum ki. Ama sen beni etkileyebilirdin. Ki seni gerçekten Türkiye'de, yani etkilediği inanılmaz bir kitle var. İnanılmaz bir kitle var gerçekten Seda Sayan'ın. Bu ama sen ben değiliz işte. Mesela atıyorum, benim annemin yaş grubu olabilir. Benim annemin işte bir 5-6 yaş altındaki yaş grubu olabilir. Senin gerçekten yıllarca evde otururken seni izleyen kadınlara saygınla şunu yapmaman gerekiyordu. Çalışanların ekmeğine yağ sürdüler. Koronavirüsten koruyor diye sahte bir ürünün reklamını yaptılar. Ben size bir arkadaşımın da bana tavsiye etti. No Attack diye bir takviye var. Onu tanıtmak isterim. Şeyma Subaşı'nın 3 milyon 100 bin, Seda Sayan'ın 2 milyon 700 bin, Seren Serengil'in 1 milyon 700 bin takipçisi var. Milyonlarca takipçisi olan, kitleleri etkileyen bu isimler sadece para için onaylı olmayan sahte bir ilacın koronavirüsten koruduğunu iddia ettiler. Son zamanlarda şu anda No Attack dediğim bu ek takviye gıdası olan, içinde propolis, karamürver, portakal, beta ve bir sürü bitki özleri bulunan bu ürünü kullanıyorum. Harbi de hepimiz onun içmediğini o kadar iyi biliyoruz ki. Sıfır utanma ya. Ay Bahadır, benim VIP'liklerim geldim ki, dur geldim. Bir dakika. Geçen gün Mars'ınkini hemen hızlı hızlı verdim. Sen iyi oldum yazdın mı bu arada? İyisin değil mi? Heh, verdim şu an. Geçen gün hastayım yazmış çünkü Twitter'dan Purple Pixie. Ben bir panik oldum. Yazık, hasta mı oldu acaba diye. Ateş dışında bir şey mi yok ya? Allah aşkına dikkatli ol, ne olursun ya. Lütfen. Yani ekstra ekstra dikkat etsen kendine mesela bu dönemde. Çok soğukta kalma, ne bileyim. Yani iyi beslenmeye çalış. Üf. Deli gibi bir şey oldum zaten ben. Zaten diyorum ya işte, bir kişi hariç içlerinde benim asla güvendiğim ettiğim birisi zaten yok ya. Ne oldu mesela şimdi bu isimlere, bu insanlara? Ne oldu? Bir şey oldu mu? Sadece onlar değil, halk sağlığını hiçe sayanlar içerisinde Seray Sever, Perihan Savaş, Seda Akgül ve Ebru Akel de var. Şimdi size harika bir üründen bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi size harika bir üründen bahsetmek istiyorum. Ben kendim, tamamen kendim, her gün yayın yapma kapasitesine sahip yayınlarında Selim marka kolonya ve aynı zamanda Pürel kullanıyor. Bir Meral ve Necati yapımı, Rizeli, Ankaralı, aynı zamanda Kütahyalı olma özelliğine sahip. Evinizde kalın, bu tipe maruz kalın. Nasıl? Çok iyi değil mi? Anındaki noktada kendimi yerleştiririm oraya, ürün yerleştirme olarak. Nasıl satın alınıyor? Arkadaşlar, hepiniz çok sormuşsunuz bunu nereden aldın diye.
eşsiz formülüyle vücudun virüs ve trendine karşı koruma altında. Ya sen bir de Boğaziçi iktisat vesaire ekonomi mezunusun sen bir de. Boğaziçi ekonomi mezunusun. Sonunda bir gün cinnet geçireceğim. Yes atak deyip alıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Hepsi günlerdir koronavirüse karşı %89 koruduğu iddia edilen ürünün reklamını yaptı. Enfekte olmuşsanız bile hızla iyileştiriyor dedi. Hem de enfekte olmuşsak bile hızlı bir şekilde iyileşmemize yardımcı olur. Sözde vitamin ruhsatsızdı ve takviye edici diye reklamı yapıldı. Nelere yarıyor? Soğuk algınlığından koruyor bizi. Birazcık böyle hafif boğazımıza hafif böyle bir şey hissediyorsak hemen ayağa kaldırıyor. Bakanlık harekete geçti. Reklamı yapan ünlü isimler hakkında da soruşturma başlatıldı. Korona da dahil tüm grip türlerine karşı... Ya! Ya Rabbim ya Rüzgü. Hiç utanmadan nasıl korundu? Aşkım. Şu an hiç zamanı değil. Bekle kemiğinin yeri değil. Arkadaşın kemiğiyle ilgili bir sorunumuz var da gel aşkım. Gel. Gel bebeğim. Geç. Şuraya. Yat. Yat. Yatsın benim. Aferin. Tamam hadi. Al bakalım. Kemiği oradan oraya taşıyor da. Aa, beter olsunlar ya. Allah Allah. Ulan insanın halkın sağlığıyla oynamak ne lan? Deli mi bunlar? Deli midir nedir Allah Allah. Ünlülere koronavirüs rezilliği. Çıkıp açıklama yapmadılar mı? Hı? Çıkıp da demediler mi mesela? Ya biz gerçekten insanların sağlığıyla oynadık çok özür dileriz falan demediler mi? Biri bile demedi mi bunu? Bir kişi bile. Ulan çıkıp da bari söyleseydiniz ya. Çıkıp da bari dürüstçe anlatsaydınız yani. Ay, ay. Diyecekleri şu biz o parayı yardım yapmak için alacaktık diyecekler. Bir başkasının sağlığıyla oynadıktan sonra yardım yapsa ne, yapmasa ne? Ayrıca bu video niye bu kadar az izlenmiş? Neden bu kadar az izlenmiş? Niye herkes bas bas bu konuyu konuşmuyor şu an YouTube'da? Ben gıcık oluyorum ya, ben gerçekten gıcık oluyorum. Böyle bir şey olamaz yani. İlaç önermek ne demek lan? Şimdi o ses Türkiye'de kim jüri olacak? Merak etme gene olur. Hiç merak etme. Nihat Doğan bir sene öncesinde Survivor'a gidecekti. O dönemlerde yaptığını hatırlıyorsunuzdur bence çoğunuz niye gidemediğini. O sene almadılar halkın tepkisini çekmemek için. Öbür sene aldılar ama. Burası böyle çünkü. YouTuber ya da yayıncı yapsa bunu televizyonda canlı... Bir şey söyleyebilir miyim? Bugün, daha bugün... Olanı anlatayım hepinize ben hatta. Hatta beni falan Twitter'dan takip edenler görmüşler de. Bugün Panda'ya PlayStation indirimleri neden Türkiye'ye gelmedi diye hesap soruyorlar. Yani hesap sormak da değil. Adam direkt şunu iddia ediyor. Adam direkt diyor ki indirim gelmedi. İşte vay efendim siz de paranın köpeği olduğunuz için siz de şöyle yaptınız da böyle yaptınız da sustunuz. Bugün bunu diyorsun. Söz konusu yayıncı olunca PlayStation indiriminden ki PlayStation global bir firma. Sony'nin içerisindeki bir firmadan bahsediyoruz. Yani uzaktan yakından bizim oturup da şöyle bir şey yapma imkanımız yok yani bu konuyla ilgili. Vay efendim demek indirim yok. Bekleyin bir saniye Sony'yi arıyorum. Hemen hesabını soruyorum. Alo Sony falan deme gibi bir ihtimalimiz yok. PlayStation Türkiye ofisine sorarız. PlayStation Türkiye ofisine deriz ki böyle böyle bir problem varmış. Bu problemin sebebi ne? Sıkıntısı ne? Cevap verirlerse verirler. Vermezlerse yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Bu herkes için geçerli. Adam gelmiş. Vay sen bunlardan para alıyorsun da. Vay sen şöyle yaptın da. Vay sen böyle yaptın da bilmem ne. Herkes sizin sosyal medyadan tanıdığınız...
Ya da sadece sosyal medyada değil, televizyondan tanıdığınız insanlar gibi gerçekten paranın köpeği değil. Değil yani. Büyü vardı. Ya adam şey de demiyor. Yani dönüp de hiç kimse şunu söylemiyor burada. Tunacığım hoş geldin. Hiç kimse dönüp de şunu demiyor bu arada. Vay efendim. Yo arkadaşlar indirim var ama siz göremiyorsunuz. Biz görüyoruz indirimleri falan gibi bir şey söylüyorum. Herkes diyor ki aa evet hakikaten yok. Neden acaba? Problem ne acaba? Değil mi? Bir de millet şey falan diyor. Bir haftadır herkes bunu konuşuyor. Vay efendim yayıncılardan PlayStation'dan oyun oynayan hiç kimse konuşmadı. Ya güzel kardeşim gündemin bu mu gerçekten senin? Senin o küçük dünyanda küçük hayatında gündemin bu olabilir. Ama yani bizim gündemimiz bu değil kusura bakma.